Yani bütün açı kombinasyonlarına girersem eğer buna zaman yetmez. Hani ömür bile yetmez. Yani 50 ders burada translate işlememiz lazım. Hatta 50 dersten bile fazla işleyebiliriz. Size gönderdiğim ders notlarını kullanabilirsiniz bu konuda. Ne demek istediğimi size gönderdiğim transit notlarına bakın. Orada anlarsınız. Bak başınıza ne gelirse gelsin hep sonradan anlarsınız. O anda acı çektiğiniz şeylerden bile sonradan ders çıkarırsınız. Hiçbir şey boş değil yani. Her şey sana bir şey öğretmek için var. Her zaman derim yani burasında burada gezegeni olan kişiler fenomen olabilirler. Çünkü karşılarına insan toplarlar. Astroloji basma kalıp bir şey değil. Tamam mı? Seçimlerin var. Bunu asla unutmayın. Basma kalıp bir şey değil kader. Benim haritamın aynısından Afrika'da yüzlerce var ya. New Jersey'de yüzlerce var. İngiltere, Almanya, Amerika'da yüzlerce benim haritamdan var. Aynı haritadan parmak izi ama işte her biri farklı coğrafyalarda farklı şeylerle yetiştiği için olasılıklar farklı. Anladım. Burada Mars her erkek bir çocuk olabilir bu. Satürn burada çocuğu onaylıyor onu söyleyeyim sana. Yani çocuk için endişelenme. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün transit etkilerle ilgili biraz daha uygulama yapacağız arkadaşlar. Şöyle balık tutmayı öğretiyorum size. Yani tek tek hepsine ezbere mantalite değil de gezegenlerin mesela Plüto üzerinde durduk, Uranüs üzerinde durduk teknik olarak. Daha önceki dersleri de izlemeniz gerekiyor. Burada şöyle yapacağız. Yani bütün açı kombinasyonlarına girersem eğer buna zaman yetmez. Hani ömür bile yetmez. Yani 50 ders burada transit işlememiz lazım. Hatta 50 dersten bile fazla işleyebiliriz. Size gönderdiğim ders notlarını kullanabilirsiniz bu konuda. Yani ben burada size nasıl çalıştığını teknik olarak anlatıyorum. Uygulama olarak gösteriyorum. Biraz sizin de gayret etmeniz gerekiyor yani bu konuda. Yani ilkokul gibi düşünün. Ben size hayatınızda kurabileceğiniz bütün cümleleri kurmuş olamam. Yani tekniğini öğreniyoruz değil mi? Hoca bize hayatımız boyunca kuracağımız cümleleri öğretiyor mu? Öğretmiyor. Sadece cümle kurma nasıl olur onu öğretiyor. Bunun gibi düşün. Tabii ki bütün gezegenlere değinmeye çalışıyorum bu noktada. Zaten 7 tane gezegen var. Çok fazla uygulama yapıyoruz bu konuyla ilgili. Ama bütün kombinasyonlara girersek, bütün gezegenlerin kombinasyonlarına girersek buna ömür yetmez. Ne demek istediğimi size gönderdim. Transit notlarına bakın. Orada anlarsınız. Çünkü bayağı kapsamlı bir transit ders notu var orada. Bütün kombinasyonlar var. Şu var yani bu cümle kurmayı artık öğrenmiş olmanız lazım. Yani ay, yuva demek, yemek işte yemek, ani tepkiler, hareket ettiğinde benim Mars'ımın üstüne geçtiğinde mesela benim natal haritamın üstünden değil mi? Aksiyon. Ay benim natal haritamdaki Mars'ıma kare yaptığında ben öfkelenirim. Yani herkes öfkelenir. Yani çünkü değil mi? Ay Mars çatışma var. Duygusal olarak. Üzerinden geçtiğinde hareketlenirim. Yani bir aksiyon başlar. Duygusal bir aksiyon veya istekler veya arzular artabilir orada. Bir şeye girişi olabilirsin. Bir aksiyon yapıyor olabilirsin. Heyecanlanabilirsin. O yüzden püf noktalarına geleceğiz. Ben size burada teorik olarak bu iş nasıl işliyor? Püf noktaları nedir? Teknik olarak dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? Nasıl oluşur? Ondan sonra geri kalan biraz siz de gayret edeceksiniz. Ders notlarınızdan olsun, kendi imkanlarınız olsun. Ha, bu cümle şu demek, bu demek, bu anlamlara gelir. Bu buraya gelirse bu anlamlar taşır. Benim verdiğim püf noktalarına göre bunları birleştirerek yani astrolojiyi kalıp olarak öğrenmiş olacaksınız. Bu bir dil arkadaşlar. Yani bir İngilizce dili öğrenmek gibi yani. Yani ben anlıyorum da acaba arkadaşlar bir yerde eksik bir şey kalıyor mu? Yani ben tam olarak hani bunu sorguluyordum bugün açıkçası. Hani bu soruyu da ilk girdiğim gibi okumuş olmam çok böyle tam isabet oldu. Hani biraz bu konuyu hani işlediğimiz ders müfredatından hani siz de farkında olmanız için ben bu gece aslında biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle diyeyim mesela şimdi yani evleri de çok iyi bileceksin arkadaşım. Yani nereden geliyor etki yani tamam mı? Etki 7. evden geliyorsa biri benim karşıma geçmiş değil mi? Yani çünkü ben buradayım yani. Bu bir navigasyon ya hani. Şimdi benim neremde o? Mesela değil mi? Güneş benim 4. evime girerse bana misafir gelir değil mi? Bak başınıza ne gelirse gelsin hep sonradan anlarsınız.
O anda acı çektiğiniz şeylerden bile sonradan ders çıkarırsınız. Hiçbir şey boş değil yani. Her şey sana bir şey öğretmek için var. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Mesela geçen hafta arkadaşınız sormuş. Burada mesela o yüzden aldım onun haritasını. Onun haritasını da göstermek istiyorum. Çünkü bu tarz herkesin aklına gelebilir. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Zaten sen bunu yaşamışsın. Mart ayında bir derece girmiş Satürn buraya gelmiş. Tak 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 burada kopara kopara götürmüş seni zaten işinden. Daha da koparacak. Yani bu senin rutinde yaptığın işleri, meslek anlayışını, iş anlayışını hepsini yok ediyor maalesef. Satürn burada giderken bak Jüpiter'in üzerinden sana yeni bir şeyler teklif ediyor. Yani sana yeni bir kariyer teklif ediyor ama sen itiraz edip ya ben işte çocuk bakacağım, pandemi oldu, şey oldu falan gibi buralara kalırsan hani bu Satürn seni burada bayağı pataklar onu söyleyeyim yani. Satürn mesela Kova burcuna giriyor. Jüpiter'inden Venüs'üne, Trine ilk 7 derecede. Bak Uranüs'ünden de olumlu veriyor sana. Yani burada bir mistik dörtgen var. Yani cillop gibi burada tabii ki yani hepimizin bir kara açısı var. Her zaman derim yani burasında burada gezegeni olan kişiler fenomen olabilirler. Çünkü karşılarına insan toplarlar. Sende olasılık var. Yani bak senin olasılığında karşına birileri gelebiliyor, tamam mı? Ama sen bu karşına gelen kişileri istemezsen, kendini sosyalleştirmezsen ne olur? Buraya sadece kocan kalır burada. Yani sadece kocan kalır. O zaman ne olur? Yani tamam çılgın bir yani kocan var Uranüs orada. Ya da teknolojiyle ilgili. Yani ya da elektronik ya da teknolojiyle ilgileniyor. Ya Uranüs ya bir çılgınlığı var onun. Uranüs sembolü var. Bir dakika dur. Kocam doktor mu? Tamam yani bitti işte Uranüs yani burada. Ya adam teknik adam ya. Ha, yani adam sıra dışı bir adam. Burada sen karşına çok böyle çılgın insanları toplayabilirsin. Şimdi sen bunu seçmezsen bir tek kocan kalır karşında, tamam mı? Yani burada bazı sorunlar tabii Uranüs de buradan sıkıştırıyor çünkü. Tamam yani bu da buradan bakıyor. Bu da buradan gelip buraya vuracağı için. Yani şurada çok ciddi bir yani kare oluşturacaklar. Dolayısıyla kadın hastalıklarına yakalanma oranı yükselecek. Dolayısıyla bu noktada tedbirli olsan iyi olur. Ya da en ufak bir olayı önemsesen iyi olur. Bu konuyla ilgili olasılık türetiyor çünkü. Olasılık türetiyor. Hani kesin olacak diyemeyiz. Hiçbir zaman astrolojide şu kesin olacak diyemiyoruz ama şunu biliyoruz. Diyoruz ki olasılıkta var. Şimdi burada mesela örnek. Şimdi bak bu Satürn senin de buraya çıkacak. Tak buraya gene vuracak. Kadın hastalıkları dikkat. Bir, iki. Yuva, aile. Bak bunlarda sorun. Ama bak şimdi bak. Olumluya gel. Satürn buradan senin kalıcı ilişkiler, kalıcı bilgi. İkizler burcu senin Venüs ikizler. Tamam mı? Sana çok kalıcı bir bilgi öğretecek. Bu bilgiye izin ver. Çok kalıcı bir bilgi. Sadece astrolojiden bahsetmiyorum. Birçok şey. Olasılıkları arttırman gerekiyor. Tabi burada çıldırma noktasına gelebilirsin. Benim gibi şu an benim zihnim çok dolu. Siz hiç aynı anda 7 hocaya gidip 7 kocalı hürbüz gibiyim yani 7 7 hocaya gidip aynı dersleri yani önümüzdeki tek ekranda izlemeye kalktınız mı? Ben şu an kafayı yedim arkadaşlar. Bitti benim kafam. Duman çıkıyor şu an kafamdan benim. Yani bir de enteresan. Ben de işi öyle bir zorlaştırdım ki. Master degree falan yapıyorum. Bak şöyle anlatayım. Mesela hocalardan biri neoklasik. Biraz çok manyak yani çılgın yani, tamam mı? Diğerleri klasik. Yani dolayısıyla hocalar yani farkında değil ama benim önümde çelişiyorlar. Yani ben buradan çeliştiklerini görüyorum. Ama hocalar onun farkında değil. Yani ama teknikleri çok güzel. Yani ben tekniğini alıyorum. Ben tekniğine bakıyorum. Benim devreler gitti zaten. Ben şu an normal değilim. Ben duman falan çıkıyor yani burada. Yani şöyle bakacaksınız. Yani Satürn burada geldi. Benim kariyerimle ilgili olasılıklar bir şey bana öğretecek. Çok önemli bir bilgiden bahsediyor. Kalıcı bir bilgiden bahsediyor. Kalıcı bir ilişkiler, kalıcı danışmanlıklar, kalıcı bir kariyer ile ilgili. Ama burayı yıkacak. Yani olasılık olarak baktığımızda bu kişi Satürn akrep, Plüto akrep, Güney Aydın akrep, rutin hayat, 6. ev sembollerini kullanamayacak. 2019 Mart'ta sana ilk sinyalini vermiş. Yani Satürn buraya bir derece yapmış, geri çıktı. İşte sana Mart, Nisan ayında ne verdi? Astrolojiye başladın değil mi? Ha, yani sadece astrolojiyle yetinme. Birçok şeye başlayabilirsin o noktada. Venüs ikizler sembolü ne demek? Venüs ikizler demek bilgi demek. Bitti. Yazabilirsin. Evet, ikizler burcu yazmak, çizmek, plan sana bunları verecek. Ve bunları kalıcı verecek. Yani şimdi o zaman demek ki olasılığı arttırırsan senin için iyi olur. O yüzden diyorum ya her zaman en iyi astrolog kişinin kendisidir.
Çünkü hayatındaki tüm detayları sen biliyorsun. Allah bize seçme özgürlüğü vermiş ama sadece burçtaki olasılık kadar. O burcun orada olması işte mutlak etki. Yani onu yaşayacaksın diyor. Onu yaşamalısın. Onu vurguluyor. Onu seçiyorsun işte. Seçtiğin şey zaten o. Ama dürtülerine kaldığında onu dürtüsel yaşıyorsun. Dürtülerin kadar yaşıyorsun. Kaderin sana sunduğu kadar yaşıyorsun. Aniden yaşıyorsun. Beklenmedik bir şekilde yaşıyorsun. Ama onu bildiğin zaman onu yönetebiliyorsun. Bilinçli yaşıyorsun. Hatta bazen yaşamadan önce bile konuyu öğrenip yaşamana bile gerek kalmıyor. Bir. İkincisi olasılığı arttırabiliyorsun. Olumlu olasılıklarda arttırabilmek, olumsuz olasılıklarda düşürebilmek. Ama işin içine kardeş, anne, baba girdi mi işler değişiyor. Oraya müdahale edemiyorsun. Çünkü neden? Başka şahıs bu. Senin haritanda başkaları da var. Yani burada bak mesela kardeş, sen bunda sadece ona endişelenme diyebilirsin. Endişelenmemesi için bir şeyler söyleyebilirsin. Ama o çok endişelenecek. 2022 yılında çok endişelenecek. Yani seni arayacak, abla böyle oldu, abla şöyle oldu. Bu sen şimdi bilmesen onun dediğine göre oturup ağlayacaksınız orada ama öyle değil işte. Anladın mı? Ya diğer derslerde yine üzerinde konuşuruz, tamam mı? Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu var, tamam mı? Bak mesela şimdi Uranüs Boğa'da gidiyor, tamam mı? Boğa'da gidiyorsa toprak gezegenlerine çok ciddi olumlu fırsatlar veriyor. Mesela bunun Başak sistemi var. Bu Uranüs'ten çok ciddi etkiler alıyor şu anda ve alacak da yani. Hani 8. ev, 9. ev mesela bu miraslara falan çalışacak bunlardan. Bu aniden ev alır, arsa alır, bir şeyler olur, bunu kredi mredi falan filan. Çok ciddi oho, parayla ilgili gündemleri var. Ani olaylar yaşayacak. Ama Satürn buraya girdi mi çok feci sorumluluk yükleyecek buna bak mesela. Bu da yükselen. Benim gibi bu da. Aşağı yukarı bunu ben tahmin ediyorum yani. Hani şu an neler yaşadığını tahmin ediyorum. Çünkü mutlaka buna bir evde, arsada 1, 2, 3, 4. Yani doğum saati aşağı yukarı böyleyse. Yani bu muhtemelen krediler, şeylerle uğraşıp duruyor şu anda. Tırmalayıp duruyor. Bir şeylerle uğraşmaya çalışıyor. 2019 Mart. Yani baktığınız zaman hemen Uranüs'ü Satürn'ü düşünün, yerlerine koyun. Şu anda kritik açılar. Yani tabii her yıl değişiyor bu açılar ama yani Jüpiter'i koyun hemen. Gözünüzde Jüpiter'i düşünün, tamam mı? Jüpiter nereden geliyor? Satürn nereden gidiyor? Uranüs nerede şu an? Jüpiter Aslan 6 derecelerde. Şöyle olasılıklar gördüm. Göz bebeği büyüyen. Hani göz bebeğin büyüyor sürekli. Doktor da buna mesela geçen de öyle bir arkadaşınız vardı. Jüpiter Aslan o da. Doktor ona demiş ki işte beyninde ya yani göz bebeğin büyüyor senin. Beyninde tümör olabilir. Ama daha belli değil. Yani 12. evde onun etkisi. Ondan sonra işte tetkik yaptırıyordu. Mesela bana sordu. Hani dedi hocam ne çıkar falan diye. Baktım dedim beyinle ilgili hiçbir şey yok orada. Tamam mı? Çünkü neden? Aslan bu. Göz bebeği. Gözle ilgili bir sorun var. Doktor diyorum o konuyu hani şeye bir de Lilith de onun orada. Hani Lilith de onun o etkide. Dolayısıyla hani bu arkadaşınız 1990 jenerasyonu. O arkadaş farklı bir jenerasyonda. Jüpiter Aslan'da. Onun liti de buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Teşhis edilemeyen olaylar var diyorum yani. Yanlış teşhis ediyor doktor diyorum. Başka doktora git. Şu anda başka doktora gidiyor mesela. Hani beyinle ilgili Aslan Burcu sorun çıkarmaz. Jüpiter burada. Eşinin olması. Jüpiter natal haritanda 6 derece 15 derece. Satürn buraya 1 derece girmiş. Gündemi zaten sinyalini vermiş mesela. Şimdi bu buradan giderken bu bölgeye hani şuradan da bakarsak şu bölgede eşle ilgili bir sıkıntının çözülmesiyle ilgili bir problem ortaya koyar mı? Koyar. Yani ikili ilişkilerde bir çatışma da çıkartabilir. Bir sağlık problemi de ortaya koyabilir. Akrep Burcu'nda bir ameliyatı gösterebilir. Burada Akrep Burcu yani ailemde biri ameliyat olacak. Astroloji basma kalıp bir şey değil. Tamam mı? Seçimlerin var. Bunu asla unutmayın. Basma kalıp bir şey değil kader. Benim haritamın aynısından Afrika'da yüzlerce var ya. New Jersey'de yüzlerce var. İngiltere, Almanya, Amerika'da yüzlerce benim haritamdan var. Anladın mı ne demek istediğimi? Aynı haritadan parmak izi ama işte her biri farklı coğrafyalarda farklı şeylerle yetiştiği için olasılıklar farklı. Yani hepsi farklı. Yani burada senin seçimlerin var. Yani almak zorunda değilsin. Yapmak zorunda değilsin ama olasılıklar bu dahilde gelişiyor. Çünkü senin seçimlerin var. Anladım. Burada Mars her erkek bir çocuk olabilir bu. Satürn burada çocuğu onaylıyor, onu söyleyeyim sana. Yani çocuk için endişelenme. Yani 2021'in ilk daha girdi açı yaptı. 5. evden tak dedi Mars'ı verdi sana. Yani hani Mars işte kucağımda çocuk var. Erkek çocuk büyük bir ihtimal. İhtimal dahilinde. Yöneticisi Merkür.
Başak bir bayağı sağlıklı bir çocuk. Başak burcunda olması yani güçlü bir çocuk yani öyle diyeyim. Kız da olabilir ha. Çünkü 5. evin bak şimdi mesela bu gibi durumlarda ben bir şey diyemem. Kız da olabilir bu çocuk. Çünkü Merkür 5. evin yöneticisi görüyor musunuz? Yani Venüs'e doğru gidiyor. Yani bak şu şöyle bir şey bir çocuğu olacak. Çok böyle yakışıklı bir çocuk. Çok titiz böyle. Venüs yani böyle eli yani her çocuk güzeldir ama böyle yani naif bir erkek çocuğu da olabilir ya da bir kız çocuğu da olabilir böyle dominant bir kız çocuğu. Yani kız çocuğuysa bu Marsiyenliği hissedecek. Çok hareketli bir kız çocuğu da olabilir. Ya da bir erkek çocuğu ama eli yüzü çok düzgün böyle çok yakışıklı. Venüs'ün çok titiz böyle Venüs Başak yani Merkür çünkü Venüs'e gidiyor. Hani kız çocuğu da olabilir. Mesela burada tam cinsiyeti hani kesin kız olur diyemeyiz. Mesela çalışmıyor o öğrettikleri öğreti. Yani işte orada tam çalışmıyor. Yani orada bütün dispozitörlere bakmanız lazım. Yani mesela örnek bazen arkadaşlar burada Venüs var. Ben diyorum ki kız çocuğu olacak. Adam diyor ki kadın diyor benim erkek çocuğum var. Ya ama sonra bir görüyorum erkek çocuğunu. Ya diyorum hani derler yani toplumda kız güzeli. Yani hani erkek ama öyle baby face yani. Ya diyorum tamam yani erkek çocuk ama ya baby face yani işte Venüs yani. Eli yüzü çok düzgün bir erkek çocuğu. Yani normalde erkek çocukları hani biraz şeydir ya böyle hani kaba görünür ne bileyim. Hani Venüs var orada. Venüs'ü görüyorsun abi çocuğun yüzünde. Erkek ama Venüs'ü görüyorsun yani çocuğun yüzünde. Yani şu anda düşünmeyin arkadaşlar faiz haram mı şöyle mi böyle mi geç abi bize zaten ya arkadaşlar halk Türk halkı ya Türk halkı ya dünya insan ahalisine bu kapitalist sistem bugüne kadar her türlü eziyeti yapmış. Hayatınız zaten haram o zaman. Yani neden? Ulan çalıştığın yer zaten bankayla çalışıyor. O da haram. Bankayı mı? Sana bankaya veriyor. Ya bir kere banka ya para varsa bir kere zaten senin yaşaman haram o zaman. Çünkü işin içinde değil mi? Enflasyon var. Senin bugüne kadar yaptığın, çalıştın, kazandın. Sana maaş belirlemişler. Maaşının değeri kalmadı. Bitti enflasyonda eridi gitti. Bunları ne yapacağız? Bunları ne yapacağız yani? İşte o yüzden yani bana kapitalist sistemde bunların helalliğini, haramlığını sorgulamayın. Dolayısıyla bu kapitalist sisteme böyle cevap verin. Anlatabiliyor muyum? Yıkılacaksa da çabucak yıkılsın. Ya vallahi yetti yani artık ha. Benim ödediğim kredi kartı borçlarının haddi hesabı yok zamanında. Onlara saysınlar. Acımayın, acımayın. Yani sisteme acımayın. Banka veriyor zaten. Bedava para. Gidin alın. Sonuç itibariyle alıp da orada parayı harcamıyorsun ya. Yatırım yapıyorsun yani. Azıcık ticari düşün. Azıcık büyük düşün. Büyükler böyle yani büyük kodamanlar işte böyle paşa oluyorlar anladın? Adam cebindekini riske etmiyor ya. Arsa alacağım. Hiçbir şekilde cebime harcamam. Hayatta yani. Kuruş. Gidelim bankaya gösterdim. Bak şimdi hazırlıyorlar. Ne onunla uğraşacağım yani. Şimdi yani olasılık olarak şunu diyorum. Yani bunlara çalıştırırsan eğer. Valla güzel bir 5 yıl yaşarsın. Yani 5 yıl çok güzel bir şekilde oradan gelir elde edersin. Tabi Uranüs buraya geçtiği zaman da eşin buradan bu sefer çalışmıyor. Yani çok güzel etkiler geliyor. Tamam bakalım. Sesini açıyorum senin hemen. Güneş yani birinci, ikinci evimde para aniden şok. 21 derece. Burada baktığımızda Jüpiter Uranüs sekstili. Mesela bakın Jüpiter hani Güneş aynı zamanda Uranüs'e olumlu açı getiriyor. Yani bu aniden para kazancı ile ilgili ya da para gündemi ortaya koyar. Yani o açı olumlu olduğu için. Bir derece önce haber var. Kardeşimle ilgili bir plan var. Evet, kardeşiyle ilgili bir plan yapıyor. Çünkü kardeş burada. Bak mesela güneşin etkilerine, gündelik etkilerine bakın bakın. 9, bak 8'de bir derece kala. 31 Oktober, Ekim 2020'de Cumartesi günü sen burada sekstil açıyı yaşıyorsun. Yani 1 Kasım'da yaşıyorsun. Bu senin sosyal etkilerle ilgili sosyal konularla ilgili seni bir aksiyonun içine sokabilir. Hemen akabinde işte kardeşimle ilgili plan yapıyorum. İşte eğlence yapıyorum. Hani Jüpiter eğlence. Ya da bir bilgi ya da bir şeyle ilgili bir şey öğreniyorum. Ya da sosyal arkadaşlarıma bir şey öğretiyorum. Ya da arkadaşlarımla ilgili bir gündem. Ama Akrep'te geçerken senin Başak Stalin'in sekstil çalışır. O yüzden Akrep Burcu'nda retro bir şey olduğunda, Akrep Burcu'ndan bir geçiş olduğunda o Başak Stalin'in çalıştığını göreceksin. Yani burada Mars'ın buraya gelmesi tabii eş konularında, eş, ortaklık, iş arkadaşları. Çünkü Mars geri geri geliyor tekrar iş arkadaşlarıma doğru.
geçmişten kalan bir projeyi harekete geçirirken belki de bir orada bir hata tekrar değerlendirmek. Ya senin kızın ya da sen ya da eşin ya da yani bir şekilde Satürn balığa girdiğinde, şu an kovaya girdi, 2,5 yıl sonra sen çok önemli güzel bir başarı elde edeceksin. Ama eğer sen çalışırsan kendin de elde edeceksin kızınla beraber, eşinle beraber. Yani hani hiçbir şey yapmasan, yani otursanız tatil verir, yani onu söyleyeyim. Bir gidip gelirsiniz ama eğer gayret edersen Satürn balık seviyesinde, hani batı Satürn balık sürecindeyken kızının güzel başarılarına, böyle diplomalarına, ne bileyim işte böyle teşekkürlerine, takdirlerine, ne bileyim işte aynı zamanda eşimin akrabalarından gelen böyle güzel paralar. Ya da ben akrabasını biz Fransa'ya gittik mesela gibi bir şey olabilir. Hani biz çoluk çocuk gittik Fransa'ya gibi olabilir. Uluslararası, ama sen burada çalışırsan uluslararası bir başarıya da imza atabilirsin. Jüpiter de aynı şekilde bir şeyleri büyütmekle ilgili. Mesela 2022 yılında gerçekten bu kadın çok ciddi para kazanır. Yine ya da ünvan kazanır. Ünvanını büyütür mesela 2022 yılında. Çünkü Jüpiter oraya geldi. Bakın hemen arkadan Satürn oraya gelmeye çalışıyor. Yani 2022'nin sonunda Satürn oraya adım atmış olacak. 2023'ün ilk yarıları. Dolayısıyla Satürn de onaylayacak. Jüpiter'i önden göndermiş. Sanki adeta Jüpiter yine akademik konularla ilgili, akademik projeler. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balık burcu onun projeyle ilgili olduğu için ben projeye şimdi başlı diyorum. Büyük bir ihtimal 2022 yılında Jüpiter'in balık burcuna girmesiyle, ki 2021'in ilk yarısından sonra, yani özellikle 2021'in Nisan, Mayıs, Haziran döneminde böyle bir Jüpiter balık burcuna girecek ama tekrar geri çıkacak arkadaşlar. Oraya 2022'de girecek o. Dolayısıyla sen 2021'in ilk Nisan ayından sonra bir projeye başlamak, uluslararası bir projeye başlamakla ilgili gündem veriyor. Ama bu proje 2022'nin içinde çok ciddi değer kazanacak. Yani sana önerim şu. Bir, sen bir kere gümüş al. Alabiliyorsan, ne kadar alabiliyorsan o kadar iyi. Çünkü neden? Bu Satürn sana bingo yaptıracak. Nasıl geliyor şu an sesin? Altın da alabilirsin. Problem yok. Ama haritanda ay sembolü var ya. Yani evet. Ben açıkçası burada gümüşle daha fazla kar elde edebileceğini düşünüyorum. Bir kere senin burada Şiron var. Keşke ne olacak yani illa abi. Tamam mı? Bu Satürn de buradan hep buraya vuracak böyle. Satürn burada mesela eşinden seni yaralayabilir. Yine Satürn'ün özellikle böyle 2022 Şubat falan böyle eşinden, ya ben bu adamla niye evliyim falan diye sorgulayabilirsin. Ama yani ben sana şansını, yani nasıl diyeyim, ya da nasıl diyeyim, sen zaten burada hani kadersel olarak hani aile konularından pek odaklanma, yani kariyerine odaklanmanı tavsiye ederim. Yani eşin, bir şekilde eşine kimle evli olursan ol sorgulayacaksın zaten, anladın mı? Hani eşinle arandaki detayları bilmiyorum ama eşinden sen bir yara alacaksın yani. Ya adam çok yaralı bir adam ya da seni yaraladı. Yani ya adam hasta, yani bir hastalığı var, belki sen o konuda onunla ilgileniyor olabilirsin. Veya seni yaralamış bir adamla evlisin Şiron'dan dolayı. Yani bunu bir şekilde hissedeceksin. 14, 15, 18'i arkadaşlar 22 yaşını doldurmamış bir insan tam olarak hani zaten çocukluk seviyesinden çıkmıyor. Bir, 35 yaşına gelmemiş bir insan da astrolojik olarak ergen sayılmıyor. Yani dolayısıyla, yani o yüzden zaten astrolojiyle ilgilenenlerin çoğu 35 yaşın üzerindedir. Neden? Hayatı algılarlar. Gerçekleri görürler. Astroloji, o yüzden çoğu astrolog 30-35 yaşında başlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Tabii içinizde daha erken başlamış olanlar varsa bravo, yani onların ekstra bir kazancı var hani olarak. Bu anlamda. Ne kadar erken o kadar güzel, ama genellikle yani gençler bu işle ilgilenmezler. Yani onlara şey gelir, yani saçmalık gelir yani. Ama anlayınca hayatı, gerçekleri görünce, değil mi? Navigasyon, yanıldıkları yerlerde işte 30 yaşını devirmesi lazım. O 29,5. İşte 29,5 Satürn döngüsü yani. Onu döndürünce o zaman adam oluyor. 35'te de zaten Kuzey Adem'e gidecek yani. 30-35 yaş arasıdır yani. Bu hani aydınlanma yaşı diyoruz biz buna. Aklı başına ol geliyor. Gerçekten o zaman adam oldu diyoruz buna. İnsan olma yaşı bu arkadaşlar. Hani 18 değil, 20 falan değil yani. Bu yaşı devirdiğinde gerçekten
algıların açılmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, size şey dersleri gönderdim, paket dersler gönderdim. Hani onları da izleyin. Venüs'ün derslerini göndermiştim. Facebook'a bakın işte, orada ne gönderdiğimin orada resimleri var. Kendinize iyi bakın. Bu gece bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.